Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çantamızın kaldığı kısmından devamını sağlayacağız. Yani birleştirmesini yapacağız. Şu an ters yüzlerini birbirlerine denk getirip birleştirme işlemine başladım. Bunun nasıl yapıldığını bu videomuzda paylaşacağız. Ve bir de sap kısmını yapacağız çantamızın. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde birleştirme yapıyorum. İki parçamızı da daha önceki videolarımızda bitirdik biliyorsunuz. İki parçamızı da bitirdikten sonra dışarıda olacak kısımlarını birbirlerine denk getirip iç kısımları, bakın bunlar ters yüzleri. İç kısımdan ben birleştirme yapacağım. Daha sonra da çevireceğim çantamı. Birleştirmeyi iç kısmından yapıyorum ki dışarıda görünmesin diye. Birleştirme için iki parçamı üst üste denk getirdim. Yani üst üste koydum. Koyduktan sonra zaten bir parçanın ipini kesmemiştik biliyorsunuz. Onu devam ettiriyorduk. Şu şekilde birleştirme işlemine başladım. Şimdi iki parçamı üst üste getirdikten sonra şu sık iğneler birbirine denk gelecek şekilde birleştirme yapıyorum. Birleştirmemi yaparken direkt böyle ikisine batmıyorum. V şeklindeki bu sık iğne tepeciklerinin sadece birbirine denk gelen şu iki kanadını alıyorum. Yani öndeki parçanın arka kanadı, arkadaki parçanın ön kanadını alıyorum. Yani şu ortadaki kanatları birleştiriyorum. Ve bu iki kanadı alıp üzerine sık iğne yapıyorum. Çok da sıkmıyorum. Sık iğnemi yaparken sıkı sıkı yapmıyorum. Birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Dilerseniz siz dikerek de yapabilirsiniz ama emin olun böyle daha güzel oluyor. Bakın böyle bir bu parçanın üstteki kanadını, diğer parçanın alttaki kanadını alıp ikisini birleştirip sık iğne yapıyorum üstüne. Dediğim gibi bu işlem bittikten sonra bu çantanın iç yüzü, çantamızı çevireceğiz. Bu birleştirme kısımlarımız içeride kalacak. Bakın bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Öndeki parçanın arka kanadını, arkadaki parçanın ön kanadını alıp birleştirmemi yapıyorum. Bu çantamızı daha küçük yaparak, yani biz biliyorsunuz 5 trabzana kadar arttırma yaptık. 5 trabzana kadar arttırma yapmayıp 3 trabzana kadar arttırma yapıp daha küçüğünü yapıp cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Biraz daha küçüğünü yapıp portföy olarak kullanabilirsiniz. Bu haliyle de portföy olur. Bu boyutta da portföy olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz sap kısmını yapıp, yani kordon kısmı yapıp da askılı çanta olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde birleştirdiğimde, çevirdiğimde dışarıdan birleştirme noktam bu şekilde görünecek. Yani hiç anlaşılır olmayacak. Şöyle çok muntazam ve düzgün duruyor böyle yaptığımız zaman. Ben şimdi bu şekilde birleştirmelerime devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlangıçtan başladım, sona kadar geldim. Şöyle biraz çekeyim sökülmesin. Şimdi çantamı çevireceğim.
Evet, çantamı şu anda çevirdim. Şöyle iyice düzeltelim. Elimle iyice çekiştirerek düzeltiyorum. Çevirdiğim için şu kısımlarında potluk oldu çünkü hemen düzeltelim. Evet, bakın şöyle göstereyim. Dediğim gibi buraları birleştirme noktalarımız çok muntazam durdu. Şimdi şöyle iki yandan dilerseniz askı yapabilirsiniz omzunu asmak için. Yok ben bunu kılaç olarak kullanacağım derseniz kordonu daha kısa yapıp şöyle bir elçik diyoruz, tutacak da yapabilirsiniz. İçine astar fermuar da diktiniz mi bu işlem tamamdır. Henüz astarlama işlemini göstermedim çantalarımda. O da aklımda. Onu da müsait bir zamanda mutlaka size göstereceğim arkadaşlar. Astarlanmayı bekleyen çok çantam var açıkçası. Onları da birer birer astarlayacağım. Astarlama için de kısa bir video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Şimdi çantamızı çevirdik. Evet, şöyle biraz videoyu kameraya uzaklaştırdım ki net görünsün çantam. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Tabii biraz daha bunları elimle düzleştireceğim. Tabii ki de. Gayet güzel. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir çanta arkadaşlar. Çok çabuk sürede bitiyor. Çok hızlı ilerliyor. Şimdi kordonu nasıl yapalım? Evet arkadaşlar, şimdi ipimi kestim. Nasıl kordon yapacağımızı da göstereceğim. Tabi tercih sizin. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle önce pardon. İpimi kestikten sonra şöyle bir düğüm atacağım. Daha sonra içeriye alacağım ipimi. Çantanın iç kısmına gizleyeceğim. Şöyle. Daha sonra tabii bunu sağlamlaştıracağım. Çantanın içinde de bir iki kere düğüm atacağım. Sağlamlaştıracağım. Şimdi çantamızın yapım aşaması bu kadar. Çantamız bitti. Şöyle bir düzeltelim. Evet. Bakın. Şimdi çantamızı bitirdikten sonra kordon kısmını tabii ki de yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Onu normal saç örgüsü yapacağız. Saç örgümüzü nasıl yapacağız? Şimdi şöyle ben şunu kenara alayım. 2,5 hatta 2 metre uzunluğunda da olur. Ama 2,5 diyelim, garanti olsun. 2,5 metre uzunluğunda 15 tane kağıt ipimden ip kestim. Daha sonra bir ucunu şöyle düğüm attım. Bunun altını öreceğim. Toplamda 2,5 metreye yakın bir civarı var. Tabii siz kendi boy ölçünüze göre ölçü alacaksınız. Ama ilk önce böyle bir deneyin. Çünkü ördüğünüzde bu 2,5 metre kısalacağı için. 15 tane ipi, 2,5 metre uzunluğundaki 15 ipi şöyle tepeden bir düğüm attım. Şimdi bunu normal saç örgüsü örer gibi öreceğim. 1, 2, 3, 5. 5 sağda, 5 ortada, 5 solda eşit parçalara bölüyorum. Daha sonra saç örgü olarak öreceğim. Tabi bu örme kısmı birazcık iplerim fazla olduğu için zor olacak ama yapacağım.
Daha sonra şöyle şu uç kısımlarını biraz keseceğim, düzelteceğim. Şöyle bir bu uca, bir de diğer uca bunu sabitleyeceğim, dikeceğim yine kağıt iple. Yani burası artık kolay kısmı, işin zevkli kısmı. Bu şekilde arkadaşlar örmeye devam ediyorum. Ben örüp bitireyim. Bu kadar uzun bir parçayı örmek tabii ki de zor. O yüzden her 5 parçaya ayırdığım kısımları şöyle küçük yumak gibi yaptım ki böyle 3'er tane iplerin birbirine dolanmasın. Diğer tür uzun oldukları için fazlasıyla birbirine dolanıyorlar. Şöyle yer değiştire değiştire örmeye çalışıyorum. Bunu da göstereyim istedim. Aynı zorluğu eminim siz de benim gibi yaşayacaksınız çünkü. Böyle küçük yumaklar yaptığımda en azından ipler birbirine değmiyor ve karışmıyor. Hem de böyle bunları rahatlıkla hareket ettirerek örmüş oluyorum. Şöyle ucuna da bir ağırlık koydum. Sürahi koydum. Tutsun onu diye. Ki örmem kolaylaşsın. Evet arkadaşlar, şöyle bitirdim, ördüm. Üstten de şöyle bir düğüm attım. Çantalarda sıklıkla gördüğümüz saç örgüyü yaptım. Üstten düğüm attım. Şimdi şu gördüğünüz yerlerden iğne yardımıyla çantanın burasını sabitliyoruz. Ondan sonra çantamız hazır hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Sabitleme işlemini de artık yapacağız. Sonra çanta bitecek. Şöyle. Evet. Bu şekilde iki yandan çantama dikeceğim. Yine kağıt iple, kendi ipiyle dikeceğim. Daha sonra da çantamız bitecek. Dediğim gibi dilerseniz içine astar da ekleyebilirsiniz. Ben astarı dikme işlemleri her şey bittikten sonra ekliyorum ki çantanın içindeki şu parçalar kayboluyor. Dikme daha kolay oluyor. Mesela bunu da dikeceğim için burada da böyle bir parça çıkacak. O parçaların da hepsini de yok olmasını sağlayacak astar. Şöyle dediğim gibi iki kulak yandan diktiğinizde çantanız hazır hale gelmiş olacak arkadaşlar. 2,5 metre kadar uzunluğunda ama 2 metre de bence ideal yetermiş. Tabii kendi boyunuzun uzunluğuna göre de ölçüp yapabilirsiniz. Umarım sizler için arkadaşlar anlaşılır bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Ben yorumlarınızı mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram sayfamda da beni takip edebilirsiniz. Instagram sayfamın linki kanalımda ekli. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.